Pablo'yu Gabriel'in adamları kaçırıp Modon Adası'na götürdüğüne göre bunlar kesin birleşeceklerdir. Bu da düşmanlarımız kuvvetlendi demektir. Gayri Hristiyanlar Akdeniz'de birleşmeye başladılar. Büyük savaşın patlaması yakındır. Gayeleri yalnız bizi çökertmek değildir. Bütün Müslümanları Akdeniz'den temizlemektir. Akdeniz'e hakim olmak demek, Anadolu'ya, Şam'a, Mısır'a, Kudüs'e, bütün Müslüman topraklarına hakim olmak demektir. Cihanın en büyük ticaret ağı da Akdeniz üzerindedir. Bunların asıl gayeleri bu ticaret ağını ele geçirip bizi sömürmektir. Türkleri Akdeniz'den silersek, Anadolu'dan Mısır'a kadar bütün topraklara hükmederiz. Dünyanın en büyük ticaret ağı da Akdeniz'de dönüyor. Yani dünya gücü olma yolu Akdeniz'de. Bunu asla Türklere yediremeyiz. Asla Pablo. Akdeniz hakimiyetinin en kilit noktalarından biri Menteşe Adaları dediğimiz 12 adalardır. 12 adaların hakimiyeti bizde olmadıkça Anadolu'da Akdeniz'deki hakimiyetimiz de tehlike altındadır. Bu yüzden 12 adaların en mühim kolu Levita'yı bir an evvel ele geçirmemiz gerekir. Levita ve 12 ada bizde kaldığı müddetçe Akdeniz'in kilidi de elimizde demektir. İşte bu yüzden Levita Adası çok önemli Pablo. Orayı canımız pahasına korumamız gerekiyor. Barış, işin görünen kısmıdır. Biz her ne kadar ilmi siyaset icabı gerekeni yapsak da geriye tek bir yol kalmıştır. Savaş. Barışın zamanı artık geçti. Türklerle aramızdaki hükmü artık tek bir şey belirleyecek. Kan. Kan. Kan.